Merhaba arkadaşlar. Başkent Üniversitesi Özel Başkent Okulları Akademik Eğitim Kanalı'na tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde popülasyon ekolojisi konusuna değineceğiz. Öncelikle popülasyon ekolojisinde arkadaşlar popülasyon kavramı nedir ondan bahsedelim. Belirli bir yaşam alanında bulunan tek bir türe ait bireylerin meydana getirdiği topluluğa biz popülasyon adını veriyoruz. Yani belirli bir alanda yaşayan tek tür canlıların oluşturduğu topluluğa popülasyon denir arkadaşlar. Örnek verecek olursak Fethiye'de e, kardelen çiçekleri, Samsun'daki meşe palamutları, Van Gölü'ndeki inci kefalleri popülasyona örnek olarak verilebilir. Van Gölü'nde mesela birçok balık yaşıyor ama burada sadece ince kefallerini söylediğimiz için tek bir türe ait olan bir canlıdan bahsettiğimiz için bu bir popülasyona örnektir arkadaşlar. Aynı şekilde Samsun'daki meşe palamutları ormanın içerisinde birçok ağaç yaşıyor, ağaç bitki türü var ve bundan sadece meşe palamutlarını söylediğimizde bu bir popülasyona örneği teşkil etmektedir. Şimdi popülasyonun içerisinde arkadaşlar zaman içerisinde büyüklük ve biyokütle değişimleri meydana gelebiliyor. İşte Popülasyonda zaman içindeki büyüklük ve biyokütle değişimleri üzerinde etkili faktörlere popülasyon dinamiği adı verilir. Popülasyonun yerleştiği alanın özellikleri, sahip olduğu besin kaynakları, ısı, ışık, nem, tür içi ve türler arası girdiği rekabet gibi etkenler popülasyon dinamiğinin oluşmasını sağlar. Peki bizler popülasyon dinamiğini bilerek ne gibi özelliklerin belirlenmesini sağlayabiliriz? popülasyonu oluşturan birey sayısını, popülasyonun büyüklüğünü, taşıma kapasitesini, dağılımını, yaş dağılımlarını gibi popülasyon hakkındaki bazı özelliklerin bilinmesini sağlayabiliyor. Bunlardan birincisi popülasyon yoğunluğu nedir? Ona bir bakalım. Şimdi popülasyon yoğunluğu dediğimiz arkadaşlar, belli bir zaman diliminde birim alan veya hacimdeki birey sayısına popülasyon yoğunluğu adı verilir. Örneğin 1 mililitre kandaki vibrio kolero bakteri sayısı Akdeniz'de 1 metreküpteki hamsi balığı sayısı gibi örnekler verilebilir. Yani birim alanda bulunan canlı sayısına biz arkadaşlar popülasyon yoğunluğu adını veriyoruz. Bu iki örneğimizde şeklimizde gör, görüldüğü gibi birinci şeklimiz kolera, kolera bakterisi ikinci şeklimizde hamsi balığı sayısı arkadaşlar. İkincisi arkadaşlar popülasyon din, e, büyüklüğü dediğimiz kavram, popülasyon büyüklüğü dediğimiz belirli bir zamanda popülasyonda bulunan birey sayısı yani popülasyonun toplam nüfusunu arkadaşlar biz popülasyon büyüklüğü adını veriyoruz. Örneğin Adana'da şu anda bulunduğumuz zaman diliminde Adana'da yaklaşık olarak 2 milyon insan vardır dediğimizde Adana'daki popülasyon büyüklüğünden, insan popülasyonundan bahsediyoruz arkadaşlar. Bir popülasyonda büyüklüğü etkileyen birçok faktör vardır. Bunlar besin, doğal afetler, alan, salgın hastalıklar, rekabet, doğumlar, göçler, ölümler, avcı sayısı ve doğum kontrolü gibi faktörler arkadaşlar popülasyonun büyüklüğünü olumlu ya da olumsuz şekilde etkileyebilmektedir. Doğum ve ölüm olayları, içeriye veya dışarıya gö gerçekleşen göçler popülasyonun yoğunluğunu etkilemektedir. Bu veriler birlikte değerlendirildiğinde popülasyonun büyüklüğü belirlenir arkadaşlar. Yani popülasyon büyüklüğü şu şekilde e, hesaplanıyor arkadaşlar. Doğum artı içe göç, ölüm artı dışa göçten çıkarıldığında popülasyonun büyüklüğündeki değişikliği bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Burada doğum artı doğum sayısı artı içe göçe B ölüm sayısı artı dışa göçe C dersek arkadaşlar burada eğer doğum artı içe göç ne kadar fazlaysa ölüm artı dışa göç ne kadar az ise o zaman popülasyon büyür şeklinde yorum yapıyoruz arkadaşlar. İkinci kavramımız eğer doğum artı içe göç ölüm artı dışa göçe sayısal olarak birbirine eşitse yani doğum ve içe göçle mesela 100 tane birey katılsın ölüm artı dışa göçte 100 tane birey ayrılsın. İkisinin farkı sıfır olacaktır ve popülasyonumuz dengede şeklinde yorum yapacağız. Son olarak da popülasyonun doğum artı içe göç az, ölüm artı dışa göç fazlaysa arkadaşlar o zaman popülasyonumuz küçülmekte şeklinde yorumlar yapacağız. Şimdi popülasyonda büyüme eğrileri dediğimiz bir konumuz var arkadaşlar. Popülasyonda büyüme eğrileri dediğimiz popülasyon zaman içinde anlamlı biyolojik değişimlere uğrayabilir. Ortama yabancı türlerin girmesi, habitatların yanlış kullanımı, çeşitli nedenlerle habitatların tahribatı, besin zincirinde meydana gelen bozulmalar popülasyonlar için tehlike oluşturmaktadır. Belirli çevresel koşullarda ve zaman dilimi içinde popülasyonların birey sayılarında görülen değişim büyüme eğrileri ile ifade edilir arkadaşlar. Popülasyonlarda başlıca iki çeşit büyüme eğrisi görülür. Bunlardan birincisi S tipi büyüme eğrisi, ikincisi J tipi büyüme eğrisi arkadaşlar. S tipi büyüme eğrisi de sigmoid eğri olarak da söylüyoruz. Şimdi bunlardan birinci büyüme eğrisiyle başlayalım yani S tipi büyüme eğrisi. Popülasyon yoğunluğu arttıkça çevresel tepkinin etkilerini yavaş yavaş göstermesi sonucu yüksek büyüme hızının azalması ve popülasyon büyüklüğünün doyma noktasına ulaşarak dengelenmesi ile sonlanan bir eğridir. Yani popülasyonumuz önce yavaş yavaş artacak, daha sonra hızlı bir artış gösterecek ve sonra popülasyonumuz dengelenecek arkadaşlar. Buna biz S tipi sigmoid eğri adını vereceğiz. Dengelenmiş popülasyon taşıma kapasitesine ulaşmış demek. Z tipi gelişme e, grafiğinde 4 evre gözlenir arkadaşlar. Bunlardan birincisi kuruluş evresi yani pozitif artış evresi, ikincisi logaritmik artış evresi, üçüncüsü negatif artış evresi, dördüncüsü denge evresi şeklinde söyleyeceğiz. Şimdi bu 4 basamakta da arkadaşlar popülasyonumuzda birey sayısı artmaktadır, azalma olmamaktadır Denge haline ulaştığı halde bile popülasyona yine giren ve çıkan birey, birey sayısı birbirine eşit olduğu için dengelenecektir. Şimdi grafiği arkadaşlar sağ tarafta e, gördüğünüz bir grafik. Bu grafik S tipi büyüme eğrisini temsil etmektedir. Burada şurada gördüğünüz kısım arkadaşlar bunun kurulu çevresi. İkinci gördüğünüz kısım şurada logaritmik artış çevresi. Hızlı bir artış vardır burada. Üçüncü gördüğünüz yerde arkadaşlar negatif artış evresi. Negatif artış demek sayı azalarak artıyor arkadaşlar birey sayısı bir önceki evreye göre. Daha sonra denge evresi dediğimiz arkadaşlar burası denge evresine geldiğinde e, S tipi büyüme e, eğrisinde popülasyonumuz taşıma kapasitesine ulaşmış anlamı taşımaktadır. Şimdi bu grafiğimizde arkadaşlar yani S tipi büyüme eğrisinde tek tek pozitif artış evresi yani kuruluş evresi nedir ona bir bakalım. Popülasyonun ilk defa, popülasyonun ilk defa girdiği yeni yaşama ortamına yerleşip alışması için geçmesi gereken zamanı gösteriyor kuruluş evresi. Kuruluş evresinde arkadaşlar canlı oraya geliyor, yerleşiyor, yer buluyor, e, habitatını elde ediyor, besin bulmaya çalışıyor ve eş seçiyor ve birbiriyle çiftleşmeye başlıyorlar ve birbirine alışmaya çalışıyorlar. Bu bakımdan bakıldığında buradaki artış... Diğer evrelere göre azdır arkadaşlar. Burada çevresel direnç az. Her şey uygun üremek için ve bir sonraki aşamada popülasyonumuz hızlı bir şekilde artış gösterecektir. O zaman pozitif artış evresinde popülasyonumuz bulunduğu ortama hazırlanmaya çalışılıyor. Burada çiftleşme çok az. Bu süreçte besin bulma, barınma gibi nedenlerle popülasyon büyümesi yavaş olur arkadaşlar. İkinci evremiz arkadaşlar logaritmik artış evresi. Logaritmik artış evresinde popülasyon çevreye alışıp artık uyum sağlamıştır, eşini seçmiştir. Doğum oranı ölüm oranından oldukça fazladır. Popülasyonda geometrik bir artış gözlenir arkadaşlar. Yani 2 canlı 4, 4'ten 8, 8'den 16, 16'dan 32 şeklinde 2'ye katlanarak canlı sayısı hızlı bir şekilde artış göstermektedir. Bu evrede büyüme hızı maksimumdur arkadaşlar birey sayısında sürekli iki kat artış olur arkadaşlar. Bu evrede ayrıca çevresel direnç kendini yavaş yavaş göstermeye başlıyor arkadaşlar. Çevresel direnç dediğimiz çevre koşullarının bireyin gelişimini olumsuz yönde etkilemeye başlamasıdır arkadaşlar. Çevre direnci dediğimiz salgın hastalıklar olabilir, besin kıtlığı olabilir, rekabetler olabilir. Bu tür koşullar çevre direnci olarak isimlendirilir. Ne kadar çok birey sayısı artarsa çevre direnci de o kadar artmaya başlar ve bir süre sonra canlıların üremesini engelleyerek sayısının azalmasına ve bir süre sonra eğer önlem alınmazsa popülasyonun küçülmesine neden olabilmektedir çevre direnci. Üçüncü kısmımız arkadaşlar negatif artış evresidir. Yani S tipi eğrimizde negatif artış evresi dediğimiz Çevre direncinin artmasından dolayı büyüme burada yavaşlıyor arkadaşlar. Şu kısımda gördüğünüz gibi buranın eğimi biraz daha az. Birey sayısının fazlalığından dolayı yer ve besin yetersizliğine bağlı olarak bireyler arasında rekabet, hastalık, dışa göçler, ölümler artar arkadaşlar. Bu durum popülasyonun büyüme hızında gerileme olduğunu ifade eder. Yani birey sayısı artıyor ama diğer bir evreye göre daha yavaş artıyor arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar burada denge evresinden bahsedeceğiz. Bu evrede popülasyonun büyüme hızının sıfır olduğu kabul edilir. Denge evresine ulaşan bir popülasyonda çevre direnci bu popülasyondaki doğum ve ölüm oranını dışa ve içe göçleri eşitler ve böylece popülasyon dengede kalır. Dengeye ulaşan popülasyonlarda inişli çıkışlı dalgalanmalar görülebilir. Yani şu gördüğünüz kısım arkadaşlar denge evremizdir popülasyona giren canlı sayısı çıkan canlı sayısı doğan ya da ölen canlı sayısının birbirine eşitlendiğini ifade eder ve burada birbirine eşittir denge evresinde. Burada arkadaşlar çevre direncinin en fazla maksimum olduğu evre sorulursa denge evresidir arkadaşlar burasıdır. Çevre direncinin en az olduğu sorulursa arkadaşlar kurulu çevresi şeklinde söyleyeceğiz sorularda buna dikkat etmenizde fayda var. Bir notumuz var arkadaşlar. Logaritmik artış evresinde büyüme hızı maksimumdur. Negatif artış evresinde büyüme yavaşlar. Denge evresinde büyüme hızı sıfırdır. Yani büyüme hızı gitgide arkadaşlar şuradan yavaşlayarak gidiyor ve denge evresine geldiğinde büyüme hızı sıfıra ulaşıyor arkadaşlar. İkinci büyüme eğrimiz arkadaşlar J tipi büyüme eğrisi olarak ifade ediliyor. Bu büyüme eğrisinde arkadaşlar denge evresi bulunmamaktadır. Buna dikkat etmemizde fayda var. Üreme potansiyeli yüksek olan bireylerden oluşan popülasyonlarda çevresel sınırlamalar olmadığında birey sayısı ge geometrik olarak artış gösteriyor. 2, 4, 8, 16, 32 gibi artıyor. Daha çok canlının ihtiyaçlarına göre hazırlanmış yapay ortamda incelenen popülasyonlarda görülür. Denge fazına rastlanmaz. Örneğin üretim tesislerinde yetiştirilen alabalık popülasyonunun gelişim grafiği J tipidir diyebiliriz. Ayrıca bazı böcek popülasyonu ve bakterilerde de görülür. Kuruluş evresi yine S tipinde olduğu gibi arkadaşlar burada da kuruluş evresi yavaş bir şekilde artıyor. Burada Ortama alışıyor, besin bulmaya çalışıyor ve üremek için her şey hazırlanmaya çalışılıyor. Daha sonraki evrede ise arkadaşlar burada bir e, logaritmik bir artış kısmı geliyor ve burada logaritmik olarak e, artış gö gösteriyor hızlı bir şekilde ve daha sonra arkadaşlar denge evresine ulaşmadan ortam koşulları çok kötüye gittiğinde. Bire toplu ölümler gerçekleşecek ve birey sayısında hızlı bir düşüş olacaktır. S tipi büyüme eğrisinden farkı bunun denge evresine ulaşmadan hızlı bir şekilde düşmesidir arkadaşlar. Buna da J tipi büyüme eğrisi diyoruz. Genelde bazı böcek popülasyonlarında, bakterilerde, virüslerde görülen bir eğridir arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili sorular çözeceğiz arkadaşlar bu anlattığım kısımlarla ilgili. Bunlardan birinci sorumuz aşağıdaki faktörlerden hangisi hayvan popülasyonlarında büyümeyi sınırlandıran dış kuvvetlerden birisi değildir? Şimdi dış kuvvet dediğimiz arkadaşlar çevresel koşullardır. Mesela yaşam alanını dediğimiz habitat dediğimiz kısım çevresel koşuldur bir yerdir. Bundan dolayı yaşam alanının daralması arkadaşlar ee, büyümeyi etkileyen bir faktördür. Doğal afetler yine çevresel bir koşul olduğu için arkadaşlar yine yangınlar, depremler, seller, heyelan gibi durumlar popülasyon büyüklüğünü arttırır ya da azaltır. Genellikle azaltıcı yönde etki göstermektedir. Besin kıtlığı, besin kıtlığı da arkadaşlar rekabeti getirecek ve rekabet sonucunda da arkadaşlar e e popülasyonumuzun büyüklüğü etkilenecektir. Salgın hastalıkların baş göstermesi yine birçok canlının ölümüne neden olacak ve popülasyonun hatta küçülmesine neden olacaktır. O zaman bu saydıklarımız çevresel dış kuvvettir. Ama doğum kontrolü dediğimizde doğum kontrolü canlının kendisi, kendisinin gerçekleştirdiği ve içgüdüsel olarak gerçekleşen bir durumdur. Bundan dolayı cevabımız B seçenektir. Diğer bir sorumuz arkadaşlar. Aşağıdaki grafik tavşan bir tavşan popülasyonunun büyüme hızını göstermektedir. Buna göre seçeneklerdeki yargılarından hangileri bu popülasyonla ilgili olarak söylenemez. Dikkat ederseniz arkadaşlar bu büyüme hızı grafiği zamana bağlı olarak büyüme hızını göstermiş. Yani birey sayısının zamana bağlı olarak artışın değil de büyüme hızını göstermiş. Şimdi hangisi söylenemez? Birinci zamanda çevre direnci azdır. Şimdi birinci zamanda büyüme hızı çok fazla. O zaman burada çevre direnci azdır şeklinde yorum yapabiliriz. Bundan dolayı birey sayısı artış göstermiş ve popülasyonumuzda hızlı bir büyüme gerçekleşmiş. Bunu söyleyebiliriz. İkinci zamanda birey sayısı artmaktadır. İkinci zaman diliminde dikkat ederseniz arkadaşlar büyüme hızı yavaşlayarak gitmiş ve bir süre sonra büyüme hızı hızı sıfırlanmış. O zaman burada büyüme hızı mesela buradayken 40 iken 20, 10, 5 şeklinde gitmiş. Yani birey sayısı hala artmaya devam etmiş o zaman ikinci zamanda birey sayısı artmaktadır cümlesi de doğru olur. Üçüncü zamanda popülasyon yok olmuştur. Şimdi üçüncü zaman dilimi dediğimiz büyüme hızının sıfırlandığı kısım. Büyüme hızı ne zaman sıfır olur arkadaşlar? Bu denge evresine ulaştığında olur denge evresinde popülasyon yok oldu yok olmuştur cümlesi yanlıştır arkadaşlar. Hatta denge evresinde popülasyon maksimum taşıma kapasitesine ulaşmıştır. Maksimum birey sayısına ulaşmıştır. Bundan dolayı 3 numara yanlış olur. Bu söylenemez. Birinci ve ikinci zamanlarda çevre popülasyonunun büyümesini giderek daha fazla sınırlar. Yani çevre direnci diye bir şeyden bahsetmiştik anlatırken. Çevre direnci birinci ve ikinci zamanda arkadaşlar gitgide etkisini göstererek büyüme hızını sınırlandırmıştır. Doğrudur. Üçüncü zamanda popülasyon taşıma kapasitesine ulaşmıştır. Biraz önce söylediğimiz gibi taşıma evresini taşıma kapasitesine ulaştığı için büyüme hızı sıfırlanmış ve dengelenmiştir arkadaşlar. O zaman söylenemez e, olarak e, söyleyeceğimiz cevap C seçeneğidir. Bir sonraki sorumuzda K canlısının belirli bir alandaki birey sayısındaki değişim aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Şimdi grafiği incelediğimizde arkadaşlar aylara bağlı olarak birey sayısı Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül gibi dikkat ederseniz önce artmış, sonra bir azalış göstermiş. Sonra sonbaharın ve kışın başladığı dönemlerde ise hiç birey sayısı kalmamış. Daha sonra tekrardan ilkbahar ve yaz ayları geldiğinde birey sayısında tekrardan bir artış göstermiş. O zaman bu bireyler arkadaşlar bir kuş türüne ait bir e, grafik olabilir. Yani kuşlar sıcak mevsimlerde geliyor, sayısını arttırıyor, daha sonra başka yerlere göç ediyor ve kışın bulunmuyor ve daha sonra da arkadaşlar tekrardan ilkbahar mevsimi ve yaz başlangıcında tekrardan sayısı artıyor. Mesela leylekleri düşünürsek mesela Adana'ya kış aylarında leyleğe rastlayamazsınız. Ama ilkbaharın başlangıcı ve yaz aylarında leylekler hızlı bir şekilde artış gösterir ve daha sonra havaların soğuması başladığında tekrardan göç ederek başka bir ülkelere gider. O zaman bu K canlısı arkadaşlar göçmen canlı türü olabilir. Evet bir numara olabilir. Yılın her mevsimi aktif bir canlıdır. Yılın her, her mevsimi aktif bir canlı ıı, olabilmesi için şuralarda da yani sonbahar ve kış aylarında da bu canlının birey sayısının artış göstermesi lazım o zaman buna ulaşamayız arkadaşlar popülasyon gelişimi mevsimlerle doğru orantılı olarak değişir şimdi doğru orantılı olarak değilse sürekli olarak mevsimler değiştikçe sayının da artması lazım ama sayı önce artmış azalmış sonra hiç yok o zaman bu doğru orantılıdır şeklinde söylenmez doğru cevabımız burada a seçeneğidir arkadaşlar Şimdi diğer bir sorumuzda aşağıdakilerden hangisi bir böcek popülasyonunun tüm bireylerinde gözlenen özelliklerden değildir? Popülasyonda arkadaşlar böcek popülasyonu dediği için burada aynı türden bahsediyor. Farklı habitatlarda yaşayabilir. Evet, farklı habitat bölgelerinde yaşayabilir bu böcek popülasyonu. Mesela adını da yaşayan bir böcek türü başka aynı tür başka yerlerde de mesela Kahramanmaraş'ta da rastlanabilir. Mesela bir Samsun'da da rastlanabilir. O zaman farklı popülasyonlarda bu böcekler yaşayabilir. Doğrudur. Kromozom sayıları aynıdır. Aynı tür ait bireyler popülasyonu oluşturduğu için aynı türün bütün sağlıklı bireylerinde kromozom sayıları da aynıdır arkadaşlar. Bu da doğrudur. Bireylerinde, bireylerinde gonozom çeşitleri aynıdır. Gonozom dediğimiz arkadaşlar cinsiyet kromozomları demektir. Cinsiyet kromozomları Aynı popülasyonun bütün bireylerinde aynı olmasını bekleyemeyiz. Böcek popülasyonlarında dişi böcekler ya da erkek böcekler vardır ve bunların gonozomları kesinlikle değişiklik göstermektedir. C seçeneği doğru değildir. Eş ve besin için rekabete girebilirler. Evet, aynı tür bireyler, aynı popülasyon içerisinde bulunan bireyler hem eş seçimi için hem de aynı besin türü için rekabete girebiliyor. Doğrudur. Verimli döller oluşturabilirler aynı türden oluştuğu için verimli döller yani kısır olmayan bireyler oluşturabilir arkadaşlar. O zaman doğru olmayan seçeneğimiz arkadaşlar C seçeneğidir. Şimdi diğer bir sorumuzda ideal bir popülasyona ait gelişim grafiği aşağıda gösterildiği gibidir. Birey sayısı dikkat ederseniz zamana bağlı olarak kurulu çevresi daha sonra logaritmik artış evresi şeklinde negatif artış evresi ve dengeye ulaşmış. Şimdi buna göre T1, T2, T3 ve T4 ve T5 zaman dilimleri için seçeneklerden yargılardan hangisi yanlıştır? Şimdi T1 e, pop, T1 zaman aralığında popülasyonun kurulu evresidir. Evet, S tipi büyüme evresi grafiğidir arkadaşlar bu. T1 dediği kısım popülasyonun kurulu evresidir. Doğrudur. T2'de birey sayısının hızlı e, art artış hızı yüksektir. <laughs> T2'de şöyle baktığımızda arkadaşlar evet burada hızlı bir artış gösterilmiş doğrudur. T3'te çevre direnci etki etmeye başlamıştır. T3'te çevre direncinin artmasıyla arkadaşlar negatif artış evresine geçiş yapmıştır. Bu da doğrudur. T4'te popülasyonun üreme hızı minimumdur. T4'te arkadaşlar dikkat ederseniz popülasyonumuz taşıma kapasitesine ulaşmış ve denge evresine girmiştir. Yani burada hatırlarsanız üreme hızı minimum şeklinde söylemiştik. Doğrudur. T5'te ölümler devam ederken üreme yoktur. T5 zaman aralığı taşıma kapasitesine ulaştıktan sonra denge evresini yine göstermektedir. Denge evresinde üreme yoktur cümlesi yanlıştır. Çünkü denge evresinde doğan bireyler ve ölen bireylerin sayısı birbirine eşit olduğu için birey sayısında artış göstermez ama üreme olayı devam etmektedir. E seçeneği yanlıştır arkadaşlar. Taşıma kapasitesine ulaşmış bir popülasyon için yorumlarından hangileri yapılamaz? Şimdi taşıma kapasitesine ulaşmış bir canlı maksimum birey sayısına ulaşmış demektir arkadaşlar. O zaman burada rekabet çok yüksek olacak. Üreme hızı çok düşük olacak arkadaşlar. Çevre direncinin maksimum olduğu evreyi hatırlarsanız. Şimdi taşıma kapasitesine ulaşmış bir popülasyon için üreme hızı yüksektir cümlesi yanlıştır. Üreme hızı minimumdur şeklinde söyleyeceğiz. Bir yanlıştır. Çevre direnci maksimumdur. Evet denge evresine geldiğimizde çevre direnci çevresel direnç maksimum olduğu için birey sayısında artış gözlenmiyor hatırlarsanız. Bu doğrudur. Denge evresine ulaşmıştır. Evet denge evresinde çevre direnci maksimumdur ve taşıma kapasitesine ulaşmıştır. O zaman yapılamazı sorduğu için yalnız bir A seçeneğidir arkadaşlar. Şimdi diğer bir sorumuz. Aşağıdaki grafikte üç farklı türün hayatta kalma eğrileri gösterilmiştir arkadaşlar. Bu eğrilerle ilgili aşağıdaki ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 1 numaralı eğri insana ait olabilir. Şimdi 1 numaralı eğri arkadaşlar dikkat ederseniz canlı sayısı 1000 bireyle başlamış. Şu yaş aralığında ömür yüzdelerine göre 100 yüz yaşına kadar dikkat ederseniz 1 numaralı eğri önce genç bireyler ölümlere rastlanmamış genç bireylerde ve yaşlanınca ölmeye yaş arttıkça ölümler başlamış. O zaman bu bir numaralı eğri insana ait bir grafik olabilir. Çünkü insanlar memeli canlılardır ve memeli canlılar yavrularına iyi bakar, yavru bakımı görülür, onları besler, onları hayata hazırlar ve sonra da kendi yaşamlarını sürdürürler bireyler. Ve daha sonra da yaşlanınca sadece ölümler başlar arkadaşlar. O zaman bir numaralı eğri arkadaşlar tip bir büyüme eğrisi dediğimiz bir eğridir. Buna da insan olabilir doğrudur. 2 numaralı eğriye sahip türlerin ölüm oranı her yaşta aynıdır. Şimdi 2 numaralı bireyde dikkat ederseniz dengeli bir azalış vardır arkadaşlar. O zaman burada her yaştaki doğan ya da ölen bireyler daha doğrusu ölen bireyler sayısı birbirine eşit dengeli bir şekilde ölümler gerçekleşmiştir arkadaşlar. Doğrudur. 3 numaralı eğriye sahip türlerin hayatlarının başlangıcında ölüm oranları düşüktür. 3 numaralı eğride arkadaşlar mesela bin bireyle başlamış ve birden bire çok çok azalarak çok az bir canlı kalmış hayatta. O zaman burada 3 numaralı eğriye sahip türlerin hayatlarının başlangıcında ölüm oranları düşüktür cümlesi yanlış. Tam tersi yüksektir arkadaşlar. Bu üç numaralı tip 3 büyüme eğrisini temsil etmektedir. D seçeneğinde bir numaralı eğriye sahip canlılarda yavru bakımı gelişmiş olmalıdır. Evet biraz önce söylediğimiz gibi insan memeli canlıdır ve tip 1 büyüme eğrisine sahiptir ve canlı yavrularına bakımı görülür. Bundan dolayı hayatta kalma olasılığı daha da yüksek olur. Bazı balık ve deniz omurgasızlarında 3 numaralı eğri görülür. Evet tip 3 büyüme eğrisi bazı balık popülasyonlarında ve omurgasız canlılarda görülebilmektedir. Yanlış olan seçeneğimiz C seçeneğidir arkadaşlar. Yukarıda verilen popülasyon gelişim grafiğinde üreme hızının maksimum olduğu ve taşıma kapasitesine ulaşıldığı evreleri sormuş. Şimdi üreme üreme hızının maksimum olduğu evre arkadaşlar burada 2 numaralı evredir. Yani logaritmik artış evresidir. Pozitif artış evresi şeklinde e, logaritmik artış evresi şeklinde söylüyoruz. O zaman A ile gösterilen kısım 2'dir. Peki taşıma kapasitesine ulaşıldığı evre denge evresidir. Denge evresini arkadaşlar dikkat edildiği gibi 4 numaralı evrede görülmüş. Çünkü birey sayısında bir değişim gözlenmemiş. Denge evresi de 4 numaradır. O zaman cevabımız C seçeneğidir. Diğer bir sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi popülasyon dinamiğini oluşturmaz? Popülasyon dinamiğini arkadaşlar popülasyonun dağılımı, popülasyonun yoğunluğu, popülasyonun büyüklüğü popülasyonda yaş dağılımı gibi faktörler oluşturmaktaydı. O zaman süksesyon dediğimiz kavram burada popülasyon dini, dinamiğini oluşturmaz. D seçeneği yanlış olan cevaptır arkadaşlar. Üç farklı insan popülasyonu ile ilgili yaş dağılımı aşağıda verilen grafiklerdeki gibidir. Buna göre seçeneklerde gösterilen eşleştirmelerden hangisi doğru olur? Şimdi arkadaşlar burada baktığımızda büyüyen popülasyonlarda, büyüyen popülasyonlarda e, birey sayısının, genç birey sayısının daha fazla olmasını bekliyoruz. Genç birey sayısı dikkat ederseniz bu kısımda daha fazladır arkadaşlar. O zaman büyüyen popülasyonlar 3 numarayla ifade edilir. Dengeli popülasyonlarda ise arkadaşlar genç birey, yaşlı birey ve ee, orta yaşlı bireylerin sayıları yaklaşık olarak birbirine eşittir. Bir numaralı e, grafiğimiz ise dengeli popülasyona örnektir arkadaşlar. Son olarak e, azalan yani küçülen popülasyonlar ise arkadaşlar iki numaralı eğriyle grafikle gösterilir. Genç bireylerin ve orta yaş bireylerinin sayısı daha azdır. Yaşlı bireyler ise daha fazladır. O zaman bu da küçülen popülasyonu temsil etmektedir arkadaşlar. Cevabımız D seçeneğidir. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.